Evet, Ahmet hocam, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu kadar e, mutlu, bu kadar heyecanlı evet. ve bu kadar hevesle işine başlayan evet. bir insanın e, başarısız olma ihtimali, şampiyonluk olur olmaz, onu bilmiyorum ama e, başarısız olma ihtimali genelde düşük oluyor. Ee, şöyle başarıyı veya başarısızlığı bir kişi üzerinden zaten okumamak lazım. Tabii. Ama Okan hocayı görünce ben çok mutlu oldum. Evet. Yani bir defa insanları mutlu gülerken görmek beni çok mutlu ediyor. Ee, Okan Hoca da son dönemde belki de en mutlu olduğu anları yanıyor, e, evet, yaşıyor. yaşıyor, gülen gülen bir yüz. Ee, onun adına çok sevindim. Allah bütün insanları mutlu etsin. Amin. Ee, dualarımızla başlayalım programa. Okan Hoca haliyle görev yapacağı için her ne kadar imza atmasa bile artık her şey çok net onun keyfini yaşıyor mutluluğunu yaşıyor ve ne kadar nezaket sahibi olduğunu işte oradaki gazeteci arkadaşlarımıza tamamıyla saygı olsun diye yaptığı açıklamalarla hepimize gösterdi. Evet. Çok şey söylemedi. Mutluluğunu gösterdi o yeter. Çünkü imza atılana kadar, ilk görüşmeleri yapana kadar yine çok şey söylemeyecektir ama Galatasaray camiasından artık çok bilgi akmaya başladı. Yapılanma hakkında, transferler hakkında. Okan Hoca imzayı attığı andan itibaren o transfer edilmesi düşünülen futbolcuların listesi daha da uzayacak. Yeni isimler gündeme gelecek. O yüzden bizleri de heyecanlı bir Galatasaray transferini takip dönem bekliyor. Evet. Galatasaray en geriden başladı veya başlamak üzere. Ama buna rağmen Okan Hoca'nın gelişiyle ben bu sene şampiyonluk yarışına katılmalarını bekliyorum. Diğer taraftan da benim hep iddiam o Günümüzde başarı gelecekse ekip çalışmasıyla gelir. Bu sadece Okan Hoca'nın ekibi değil ki çok da değerli bir ekibi var onu da biliyorum. Gelen haberler o ekibe Galatasaray Kulübü'nün ricasıyla başka arkadaşlarımızın Hı -hı. da ilave edileceği yönünde. Benim ekibim başta Başkan Yönetim Kurulu sonra Teknik Direktör Teknik Eğit takım ve taraftarın oluştuğu oluşturduğu o dörtlü ekip. Taraftar konusunda Galatasaray'da hiçbir zaman bir sıkıntı olmadı zaten. Onlar müthiş destek verdiler. E, Dursun Özbek yönetimi biz bu sene şampiyonluğu oynayacağız. Hatta en çok kupayı kazanacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında büyük hedef açıkladılar. E, futbolcu satmayacaklarını ama şampiyonluğu oynayacak bir takım kuracaklarını söylediler. Demek ki orada da en azından söylemde işler doğru pratikte de bunu yapma gayreti içindeler. Onu dün de çok net bir şekilde gördük. Okan Hoca ekibi zaten istekli. olay artık tamamıyla eksik olan bu takımın yeni transferlerle desteklenmesi, tamamlamasına kalıyor. Evet. Ben üç ayağın bu derece yere sağlam bastığı bir dönemde dördüncü ayak futbolcuların takımın da çok istekli olup özveriyle çalışacaklarına inanıyorum. Başarı anca böyle gelir. Eğer birazdan. başarı gelmez ise hı hı. iddialı bir cümle kuracağım bu kesinlikle Okan Hoca'dan kaynaklanmayacaktır hı. bu da benim iddiam. Peki ee, birazdan futbolcu transferlerine de gazete haberleri özelinde geçeceğiz ama öncesinde Torrent'le de yollar ayrıldı hocam onu da size sormak istiyorum. Ee, yani Torrent'e ne kadar suç bulmak lazım? Ne kadar hakkaniyetli olur? Bu işin ayrıca tartışma konusu ama yine de taraftarlar e, biraz tepki gösterdiler. E, zira bütün parasını kulüpte bir kuruş dahi bırakmadan e, aldı domerek Torrent ve yardımcıları. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen bu süreci? Torrent sürecini? E, torrent'e hiç suç bulmuyorum. Çünkü futbolda suçlu olmaz. Hatalı olabilir. Yani, torrente... e, hata anlamında tabii, tabii. Hata arayacaksak evet benim de onda gördüğüm bazı Hatalar oldu ama bu hatalar genelde onun mesleğini ilgilendiren yaptığı çalışmalarda oldu. Antrenmanları yakından takip etme şansımız yok. O konuda bir yorum yapmamak daha doğru. Ama ilk 11 tercikleri, maç esnasındaki takımı yarışmacı teknik adam olarak yönetmesi veya taktik yönden strateji seçimleri benim bazı maçlarda farklı olabilirdi diye düşündüğüm birçok farklı düşüncem oluştu. Her şey bir tarafa şimdi yeni sezonda bakın sezon açılış tarihlerini hiç konuşmuyoruz ama sezon başlayınca bu konunun ne kadar önemli olduğunu biri bizim gözümüzün içine sokacak. En kötü ihtimalle önümüzdeki hafta başı itibariyle bütün takımların sezonu açmaları lazım. Torrent 4 Temmuz'da sezon açmayı düşündü evet. Böyle bir planlama hiç günümüzde hiçbir teknik adama yakışmaz. Yani diğer taraftan da parasını son kuruşuna kadar isteyeceğini ve alacağını zaten birçok konuşmasında ima etti. Biz bazen büyük beklentiler içine giriyoruz. O yüzden benim için sürpriz olmadı. Oradaki katı tutumu ona yakıştı mı? Evet hepsini istiyorum diyebilirsin ama daha yumuşak bir şekilde... Bunu anlatabilirdi. Hatayı bence torrenti buraya getiren o zihniyet veya daha önceki yönetim kurulu yaptı. Sadece onu değil sensibile ile sözleşme imzalamaları bir o kadar yanlıştı. Hem teknik yönden hem de idari yönden danışman ve sportif direktör olarak geçen sene Burak Elmas yönetimi bence Fatih Hoca'nın ayrılışını da buna dahil edebiliriz. Yani e, oradaki tercihlerinde çok büyük hatalar yaptılar. Peki gazeteleri isteyelim arkadaşlarımızdan şöyle bir gelsin ve haberler üzerinden değerlendirmelerimize devam edelim hocam. Şimdi önce şunu sormak istiyorum Okan Buruk sonrası siz nasıl bir takım bekliyorsunuz? Nasıl bir takım görmeyi umuyorsunuz? Şimdi transfer burada birinci sırada hı hı. artı sezon planlaması ben Okan hocanın en kısa zamanda sezonu açmasını bekliyorum demin önemsedim çünkü evet. onu onun nedeni de şu bakın Kasım'da Dünya Kupası var hı hı. biz Ağustos'tan Kasım'a kadar 3 aylık bir süre var. O 3 aylık süre içinde de 14 tane pazar var maç yapılabilecek. Hı hı. Siz sezonun birinci maçında takımınızı zirveye taşırsanız o 14 haftada zorlanmadan zirvede tutarsanız şampiyonluk yarışında bu çok önemli. Eğer sezonu geç açarda sezonun birinci maçında hazır olmazsanız e, liderin, 4-5 puan gerisinde kalmanız demek sizin sezonu sorunlarla, camia tepkisiyle tamamlamanız demek şampiyonluk yorunda geri düşersiniz. O yüzden Okan Hoca bu doğru planlamaları yapacaktır bir. Evet. İkincisi takımı zaten tanıyor. Dolayısıyla takım planlaması konusunda yeni transferlerle eksiklerini bir an önce Cenk Ergün'le birlikte çalışıp yönetimle paylaşmasını, yönetiminde o transferleri yapmasını bekliyorum. Peki. Sonra da en büyük beklentim Galatasaray şampiyonluğu oynatacak oyunu takıma oturtması. Bakın günümüzde artık böyle yıldız transferler yok. Eskiden olduğu gibi işte Galatasaray Drogba'yı getirebiliyordu, Snyder'i getirebiliyordu. Keza hem Trabzon, Beşiktaş, Fener için de bu örnekleri sayabiliriz. Artık yıldız futbolcu yoksa takım oyunu var. Takım oyununu da hem belirleyecek hem de oturtacak olan teknik adamdır. Okan Hoca ve ekibinden benim beklentim tamamıyla bu. Sonra da şampiyonluğa konsantre olmuş. Sezon sonuna kadar o yarışın içinde kalma kararlılığını gösteren bir takım bekliyorum. Şampiyon olan takım demedim özellikle. Evet. Dörtten biri olacak. Üçü olamayacak. Bu bilinçle... Sezon sonuna kadar o özveriyi göstersinler yeterli. Peki kimlerle bu başarı gelecek? Hemen bakalım hocam. E, Fernando yeni maestro olarak gösterilmiş. Foto Maç gazetesinde birkaç gündür konuşuyoruz hocam Fernando ismini. Ön libero arayışları malum. E, Okan Burun listesinde de ilk olarak orta saha evet. oyuncuları vardır diye tahmin ediyoruz. Peki o isim yeni maestro e, Fernando olabilir mi? Olabilir. Şunu da görüyorum. Son dönemde takımlara, hocalara çok futbolcu önermeye başladık. Yani medyadan bile oraya müthiş öneriler gidiyor. Menajerlerin tuzaklarını zaten biliyoruz. Hiç futbolcunun adı gündemde yokken oraya yeni isimler öneriliyor. Fernando da Galatasaray'da en azından dünden itibaren konuşulmaya başlandı. Evet. Nuri Hocanın o son dönemdeki Antalya çıkışına bence büyük katkı sağlayan bir oyuncu Fernando. Orta sahada Galatasaray'ın işte arayıp da bulamadığı yani hem defansif yönde hem de oyun kurma yönünde iyi görevler yaptı. İyi bir performans sergiledi. Evet. Yani işin ekonomik yönü de göz önünde bulundurursak galiba 1 milyon e, euro civarında serbest kalma maddesi varmış. Hı hı. Yani geçen sene Antalya'daki performansı bu sene Galatasaray'a kesinlikle olumlu yönde yansıyacak bir performanstır. Ama inanıyorum ki Galatasaray Fernando'yu alsa bile sadece onunla yetinmeyecek orta sahibi transfer daha yapacaktır. Ben e, günümüz şartları gereği e, Fernando'ya kesinlikle olumlu yaklaşıyorum ama orada daha önceden adı geçmiş veya bundan sonra geçecek çok farklı futbolcular da mevcut tabi. Şimdi Cenk Ergün'ün de Okan Hoca'nın da oradaki adaylarını da bir görmek istiyoruz son tercihi yapmadan son kararı vermeden. Peki.